Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Demon's Souls severler, hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki videoda atladığım minik bir içerik olmuş, onu dahil ediyor olacağım. Bu arkadaşın yanına gelmiştik. Hem buraya nereden geldiğini hatırlamıyorsanız bir önceki videodaki kısımda takip edebilirsiniz. Burada şuradan aşağıya düşebiliyoruz. Aşağı düşmemiz durumunda bir tane şurada kertenkelemiz var. Kertenkelemizi öldürüyor olacağız. Hop. Şimdi diğer düşmanları öldürmediğim için onlar bana okla saldırabiliyorlar, çok dert değil. Kertenkele genellikle aşağıya düşerek devam eder. Oradaki item'ı lootlayıp aşağıda kendisini burada öldürebilirsiniz. Buradan daha da aşağı düşmez genelde. Aklınızda bulunsun. Şuradan hemen tahliyeyi kullanarak tekrar hop uçup kaçıp Nexus'a geri dönüyoruz. Ve aslında bu bölümde gideceğimiz kısma devam ediyor olacağız. Evet, geldik oyunda en sevmediğim yere. Burası zor bir yer değil, sadece rahatsız edici. Yozlaşmış yarık denilen kısma gidiyor olacağız. Başlayalım. Bu işkenceme de başlayalım. Bu bölümü bitirdiğimiz zaman aslında oyunun 1 bölü 3'ünü tamamlamış olacağız. Hop, ilerlemeden önce şu item'ı alalım. Bu bölgeyi beğenmiyor olma sebebim şu. Düşmanlar çok kolay ölecekleri halde çok kolay da öldürebiliyorlar. Yanlışlıkla bir yere falan yuvarlanırsanız düşüp ölüyorsunuz. Ve burası çok kasvetli. Yani Blight Town'un aslında yani Dark Souls 1'deki Blight Town'un daha iğrenç, daha kasvetli bir halini düşünün. Hani ilk versiyonu gibi düşünün. Bu arkadaşları öldürdük. Şimdi burada ilerlerken dikkat edin. Yukarıdan bir tane taş fırlatıyor olacak bir tane eleman. Hop, fırlat bakayım. Aynen. Sonrasında bir başkası düşüyor olacak. Evet, şu saldırıları özellikle çok yüksek oranda stamina götürür. Aynı zamanda çok yüksek oranda hasar verir. Şimdi normalde bizden sağdan gitmemiz isteniyor. Şu düşmanı öldüreyim, bu ileride başıma musallat olur benim. Fakat şurada itemlarımız var. O itemleri almak için biz buradan gidiyor olacağız. Ve değişik bir tane shortcut açıyor olacağız açıkçası. Özellikle elinde şöyle alevli mızrak bulunduran arkadaşları bloklayarak öldürün. Çok yüksek hasar vurabiliyorlar. Hani o bloklama kısmında fayda var diyebilirim. Sesini duydum ama şuradaki merdivenden yukarı çıkıp yine aynı yerden aşağı düşmek mümkün. Hani günün sonunda geldiğimiz yer her türlü aynı. Çok bir farkı yok. Şurada değişik bir tane kısa yolumuz var. Yani değişik olmasının sebebi şu. Sağ tarafta köprüden de ilerleyebilirsiniz. Buradan da gidebilirsiniz. Günün sonunda varacağınız yer her türlü iki tane alev mızraklı düşman. Ki burası mı daha iyi yoksa alt tarafa hala emin değilim. Şu yüzden emin değilim. Çünkü buradan gidersek hepsini aynı anda çekiyoruz. Evet. Teşekkür ederim bu saldırımda bana saldırmış olduğun için. Hop. Hop. Hani yukarı kısımdan gidersek hepsini aynı anda kendimiz çekmiş oluyoruz. Ne kadar mantıklı tartışılır. Buradan gidersek de yuvarlanma imkanımız olmuyor. Yani sağdan sola aşağı düşüp ölebiliyoruz. O yüzden hani iki ucu boklu değnek diyeceğim. Daha iyi bir ifadesi yok bence. Nereden gidersek gidelim başımıza bir şey geliyor yani. Hop. Düşmanlar gördüğünüz gibi yani çok öyle aşırı hani zor öldürülen ya da çok değişik kombolara sahip olan düşmanlar vesaire değiller. Esas zorlayan tarafı bu arkadaşların agresif hasarları ve agresif yapay zekaları diyeyim. Yani bunlar ilk oyunda da böyleydiler. Yani çok saçma bir evet. Mesela bir tanesi eğer bu hata tutturursa o hata en az 2-3 kez tekrarlar. Şu an yapmakta olduğu gibi. Yani bir kere işe yaradı, daha fazla işe yaramayacak. Hayır. Madem yapay zekayım, o zaman saldıracağım kafasıyla saldırmaya devam ediyorlar. Tamam, bunları öldürdük. Kapıdan karşıya geç. Okey, tamam. Şimdi şuradan merdivenimiz var. Merdivenden aşağı yürüyerek inebilirsiniz. Benim tavsiyem bunu aşağıya düşün. Düşer düşmez yuvarlanın. Yuvarlandıktan sonra evet, o arkadaş Allah'tan aşağıya düştü. Yuvarlandıktan sonra şuradaki ne diyelim bunlara? Balıkçı ağı diyelim. Balıkçı ağlarına doğru yuvarlanın. Ya aşağı düştünüz. Yuvarlandınız. Hemen buraya doğru yuvarlanın. Mümkünse
Mümkünse merdiven olduğu tarafa doğru. Çünkü bu sol tarafa doğru koşturan arkadaş günün sonunda sizi de ittirip aşağıya düşürebilir. Dediğim gibi alevli arkadaşlar da her zaman için önce bloklamak önemli. Keşke şu an silahımı upgrade edebilseydim diyorum. Çünkü tek vuruşta bunları öldürebiliyor olacaktık. Şimdi burada bir tane sis kapısı var. İlk önce bu sis kapısından ilerleyeceğiz ama daha sonra tekrar buraya geleceğiz. Çünkü aşağıda alabileceğimiz belli başlı opsiyonel itemler bulunuyor. İlk olarak şu arkadaşı öldürelim. Şimdi şöyle çamurlu ve nasıl diyeyim bitkili bir yer görüyorsanız bilin ki burada yaşayanlar var. Hani burası boş değil. Oradaki itemleri hemen almaya gitmeyin. Okey. Devam ediyorum. Tekrar kalkanı benim aldım. Bu arkadaş gitti. Burada Aziz setini alacağız. Aziz'di galiba Türkçesi. Aynen. Hop. Arkadaşı öldürdüm. Kalkanımı seveyim. Hop. Bu arkadaşı öldürdüm. Şimdi. Şu büyük iltihap diyeceğim bunlara. Ne diyeceğimi tam bilemedim. Bu büyük iltihaplara çok yakından saldırmayın. Çok yakından saldırmanız zehirleniyor olacaksınız. O yüzden öncelikli olarak şuraya bir tane soy lotusunuzu koyun. Aynı zamanda hop dul lotusunuzu da alın. Farelere denk geleceğiz. Fareler bizim salgına kalmamız sebep olabiliyor olacaklar. Şimdi burada bir tane yengemiz var. Lütfen bir şeyler al diyor. İşte benim diyor kızımın ihtiyacı var. Aman da aman filan. Şimdi burada Karaçam Meşnesi bulunuyor. Karaçam Meşnesi lootluyor da olacağız ama buradan alabiliriz. Benim önerim buradan bir 3 tane Karaçam Meşnesi alın. Bir tane alsanız da olur. Ama yanınızda bulunsun. Özellikle bu bölgedeki ve bu bölgenin devamındaki birçok yaratık ve boss ateşten yüksek oranda hasar yiyor. Ve Karaçam Meşnesi bizim sahip olduğumuz alevle efsunlayan diğer reçineden çok çok daha yüksek oranda alev hasarı ekliyor. O yüzden önemli itemlerden bir tanesi. En azından bir tane alın. Yani bolca soğulumuz var şu an. Yani en azından bir tane alın derim. Aklınıza bulunsun. Dilerseniz buna zehirli ok alabilirsiniz. Aynı zamanda burada zincir armor seti var. Fani göz taşı satıyor. 10.000 soğula. Hani dilerseniz hani onları da alabilirsiniz. Şimdi burası biraz canımı yakıyor. Umarım yani bir önceki video serisini çekerken başıma gelen şeyler buraya başıma gelmez. Evet, salgına uğradık. Çok dert değil. Salgında olma çok dert değil. Bu salgını giderecek şeylerimiz var zaten. Itemlarımız var. Harika. Dul Lotus'u kullandım. Salgından kendimi kurtardım. Can bastım ve kendimi iyileştirdim. Şimdi sol tarafta bir tane düşman var. Oraya henüz gitmiyoruz. Dikkat edin buradan karşıya gitmek de mümkün değil. Karşıda bir tane item var. Şimdi geri dönüp o item'ı alıyor olacağız. Bayağı bir geri döneceğiz. Bir önceki sefer video sesini çekerken buradaki farelerden bir tanesi ölümsüzdü. Şaka yapmıyorum. Yani bayağı fareye vuruyorum. Ok veya yayla ateş ediyorum. Yani yapılabilecek her türlü saldırı tekniğini uyguladım hayvana. Hayır efendim ölmüyor yani. Twitch'te canlı yayına göstermiştim. Çok hani böyle bir şeye denk geldim. Video mahvoldu diye. Dur. Bir saniye. Yanlış yere ben mi gitmeye çalışıyorum? Evet, yanlış yere gitmeye çalışıyorum aynen. Hop. Ben yukarı. Geri dönebiliyor olmamız lazım. Dedim neden geri dönemiyorum. Burası sisten geçtiğimiz yer. Sis kapısının olduğu yer. Burada bir arkadaş hayatta kalmış. Onu öldürelim. Şimdi şurada bir tane şey var. Yani nasıl diyeyim? Bu gemilerde böyle korsanlar adamları öldürürken bir yere çıkartıp oradan dürtüp aşağı atıyorlarmış ya onun gibi. Onun bir adı varsa şayet. Ondan bir tane burada var. Burada aşağı düşüyorum. Aşağı düşer düşmez. 850 tane düşman burada beni bekliyor. Nasıl saldıracağını size kalmış. Aman Allah'ım aşağı gidiyorduk. Saldıracağını size kalmış. İsterseniz kalkanla bloklayabilirsiniz. Ben gel sağ sol yuvarlanıp kendilerini öldürmeyi tercih ediyorum. Bu item'ı aldım. Teşekkür ederim. Buyur artık. Buradan tekrar şu arkadaşı alalım. Efendim geliniz.
Bum. Şuradan şu item'ı alacağız. Alınca bak ayaklanıyor. Burada bir tane şeyimiz var. İltihabımız var. Onu yok ediyor olacağız. Ve şöyle kutsanmış topuzu göndermiş olduk. Bu kutsanmış topuz oldukça iyi silahlardan bir tanesi. Yine başlangıç silahı olarak. Ama hani işte oyunun başında buralara ne kadar gelebilirdiniz veya buradaki düşmanlara ne kadar görmezden gelebilirdiniz emin değilim. O yüzden yine ben bunu oyunun başına almaya gelmedim. Şimdi burada bir tane kısa yol. Yani ne kadar kısa yol olduğu veya kısa yol olmadığı da tartışılır. Bir yol açıyoruz. Bu fareleri öldürdüğümüz ve geri döneceğiz dediğim yere aslında bağlanan bir tane yol kurmuş oluyoruz. Şimdi burası şu önemli. Karşıda devasa bir yaratık var. O devasa yaratık bu bölgenin en güçlü yaratıklarından bir tanesi. Biraz can yakan tipten. Yüksek oranda hasar vurur, hızlı şekilde koşar ve genellikle agresiftir. Buradan karşıya doğru geçerken yukarıdan taşlar üzerimize yağıyor olacak. Şu an yavaş yavaş ilerleyin. Bekleyin. Çok fazla gitmeyin. Sonra ilerlemeye devam edin. Şimdi bu arkadaşa yaklaşıp uzaklaşıyor olacağız. Evet, şöyle hareketlendiğini görmek yeterli. Gördüğünüzde hani kendinden geçiyor yani. Hani yıllardır kimseye savurmamış o elindeki silahını. Şimdi bize savurabileceği için mutluluktan uçuyor şu an. Evet. Hasar da böyle. Saldır. Güzel. Şimdi bu arkadaşı buraya çekmiş olma sebebimiz aslında bunlar. Kendisi diğer tarafta bulunduğu oda içerisinde bu tip küçük diğer düşmanları da barındırıyor. Hem bunlarla hem bu büyükle aynı anda uğraşmak bir işkence. O yüzden bence kendisini benim şu an yapmış olduğum gibi bu odaya çekin. Sonrasında öldürün. Ne yazık ki yani ilki buydu ama sonuncusu bu değil. Gördüğünüz gibi bu odada bayağı var bunlardan. Az önce gelen ikiliye ek olarak. Oh. Bu arkadaş yukarıdan geldi. Bu odada değil. O yukarıdan geldi. Hop. Bizim elimizdeki silahla bunlara uzaktan saldırmak mümkün oluyor. Ama her silahla bunu yapmak mümkün değil. Eğer ki her türlü zehirleniyorsanız şey yapın. Hepsini öldürdükten sonra Lotus'larınızı kullanın. Yine bu odada da bir tane büyük bulunuyor. Hop. Bunu mümkünse ben buraya çekiyorum. Çünkü hani dar bir alan olduğu için yani sadece ben geriye kaçıyorum. Onun böyle beni sıkıştırabileceği bir yer olmuyor. İki elle de tık 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 saldırarak kendisini öldürme imkanım oluyor. Gayet bence uygun. Şimdi tık tık böyle geldik. Şuradan aşağı ineceğiz. Evet, buranın boss'una geldik. En hızlı eriştiğimiz boss sanırsam bu. Hani herhangi bir dünyada. Şimdi Leechmonger boss'una gidiyoruz. Bu boss'a gitmeden önce şu Dull Lotus kalksın. Kara reçineyi şey yapın. Kara reçinelerinizi kara çam reçinelerinizi alttan da seçili hale getirin. Şimdi buradan içeri gireceğiz. Yapacağımız şey şu. Uzun bir süre daire yani spiral bir şekilde daire çizerek en aşağıya iniyor olacağız. Boss sülüklerden oluşur. Sülük fırlatıyor olacak. Zaten fırlatırken ses çıkartıyor. Sese duyunca yuvarlanmaya başlayacağız ki bize çarpmasın veya çarparsa hani iframe'den geçip gitsin diye. Eğer ki size sülük çarparsa canınız yavaş yavaş azalıyor olacak. Bir nevi Dark Souls 3'teki üzerimize kusan yaratıklar gibi. Üzerimize bir miktar sülük bırakıyorlar. Bıraktıkları sülükler hasar vuruyor. Bir müddet sonra sülükler kayboluyor. Boss aleve karşı aşırı dayanıksız. O yüzden aleve silahımızı bufflayıp o şekilde saldırıyor olacağız. Sanırım bu kadar açıklama yeterli. Şuna boss'u bir görün isterim. Orijinal öyle çok fark edilmiyor açıkçası nasıl bir şey olduğu ama burada biraz daha böyle rahat anlaşılıyor diyebilirim. Evet. Ve sol taraftan gidiyorum. Aşağıya düşmeyin ölürsünüz. O önemli. Yani buradaki yükseklik öyle
Görmezden gelinebilecek bir yükseklik değil. Spiral çiziyoruz sadece. Mesela şu an bir şey atıyor. Sağa sola yuvarlandım. Bir işe yaramadı. Hiçbir işe yaramadı. Üzerime sülükler var ve canımı emiyorlar. Nasıl oldu da ses çıkardığı anda atmadı bilmiyorum. Aslında en aşağıya geldik. Hani bunu atlasak olur. Sadece günün sonunda yolun ne kadar devam ettiğini göstermek niyetindeyim. Boss şu an tam sağımda. Şimdi bir sonraki atışını yaptıktan sonra ben bunu basıyorum. Hop. Boss'un arkası sayılabilecek bir yere geçmeye çalışıyorum. Evet, bu en iğrenç saldırılan bir tanesi. Ama çok dert değil. Yani bizim de hani saldırımız gayet yüksek hasar vuruyor. Hop. Evet. O sahasında kesmiş olduk. Yani nasıl ifade edeyim? Çok zor bir boss değil. Özellikle yanına gittikten sonra kolay bir boss bile. Ama yanına giderken ki o süreçte yukarıdaki yerlerden aşağıya düşmemek, koştururken düşmemek, aynı zamanda atmış olduğu o sülükleri bazen çok arda arda atabiliyor. Orada can barınızı kontrol ederek ilerlemek önemli. Ben mesela az önce az daha ölüyordum. Hani biraz can barından gözüm saptı. Az daha ölüyordum. Ama yanına ulaştıktan sonra çok rahat bir şekilde kendini kesiyorsunuz. Burada bu bölge aynı zamanda hani bayağı bir cesedin falan bulunduğu böyle iğrenç balçıklı bir bölge. Dediğim gibi tasarım olarak Blight Town'dan daha iğrenç, daha kasvetli. Ama hani ne yazık ki burayı yapmak zorundayız. Şimdi tekrar Nexus'a dönüyorum. Lichmonger'ı öldürdük. Keyfimiz yerinde. İlk yapacağım şey yine intihar etmek olacak. Sonra bir miktar stat vereceğim ve bir sonraki bölgeye gidiyor olacağız. Bir sonraki bölgenin ilk kısmını, ilk kısmında bir kaç şeyi yapıyor olmak istiyorum. Bir aksilik olmazsa bu videoya dahil edeceğim. Aslında videonun başında işte bir tane kertenkeleyle falan uğraşmasaydım biraz daha rahat vakit kalacaktı ama böyle sanırım bir 25 dakikaya kadar çıkartacağız video süresini. Yapacak bir şey yok. Bu arada video süreyle bu kadar böyle saplantılı olmamın sebebi şu. Daha önce yüklemiş olduğum video serilerinde gözlemlediğim kadarıyla izleyici olarak 20 dakikanın üzerindeki videolarda insan sıkılmaya başlıyor. Ya da çok uzun geliyor. Hani yani şimdi bunu kim izleyecek tadında bir şey oluyor galiba. Çünkü 20 dakika olan videolar gayet yüksek izlenmeye sahipken 20 dakikanın üstünde olanlarda genellikle biraz daha az bir izlenme görüyorum. Sonuçta bu videolar izlensin diye çekiyoruz. Bunu geliştirdik. Şimdi bir sonraki gideceğimiz bölge burası. Buradan devam etmemiştik. Şimdi devam ediyor olacağız. Burada şu an yapmakta olduğum şeyi önce izleyin. Daha sonrasında yapıp yapmayacağınıza karar verin. Ama önce izleyin. Bu önemli. Şimdi ilk olarak sağ taraftaki kertenkeleyi öldüreceğim. Kalın keskin taş parçası sevindirici. Peki. Öl bakayım. Şimdi şuradan vagonlar geliyor. Bir sonraki videoda buraları bayağı bir tanıtacağım da. Bu gelen vagonların üzerine şu parlayan şeyleri görüyorsunuz. Nedense karakterim yuvarlanmadı ama okey. O parlayan şeyler gördüğünüz gibi yanına yaklaşınca infilak ediyorlar. Vagonların paramparça olması hiçbir şey ifade etmez. Onlar havada durmaya devam eder. Böyle iğrenç bir mekanikleri var açıkçası. Ölünüz efendim. Buradan ruhlarımı aldım. Şimdi şurada sağ taraftan devam ediyorum. Şimdi önce izleyin demiş olmamın sebebi buradan ilerledikten sonra bu bölümde lootlayacağım itemları aldıktan sonra geri dönüş yolumuz olmayacak. O yüzden eğer ruhunuz vesaire varsa veya işte ne bileyim ben bu soul'ları kaybetmek istemiyorum falan diyorsanız
Ya da envanterinizdeki kemer taşı parçasını kullanmak istemiyorsanız önce izleyin, çünkü buraya elbet tekrar geliyor olacağız. Bu bölgeden tekrar aşağı düşeceğiz. Yani olmadı o zaman şu an yaptığım şeyleri yaparsınız. Acelesi olan bir şey değil sonuçta. Aman Allah'ım. Okey. Bir sonraki videoda bu kısmı tamamlayalım. Açıkçası şu an biraz tilt oldum. Yani tekrardan geçip o bölgeye gitmeye çalışmak istemiyorum. Videoyu burada tamamlayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim.